Fethullah Gülen örgütlenmesi o 1960'lı yıllardan itibaren bugünlere kadar hep devletin içerisinde gizli olarak örgütlenerek ve devletin içerisinde siyasi güçler tarafından. Ama o siyasi gücü şöyle tarif etmek lazım. Bir üst akıl var orada. Türkiye'nin NATO'ya girmesinden itibaren, 1952 yılından itibaren Türkiye'nin içerisinde bir derin devlet gladio yapılanması için Amerika ne yapıyor? Önce ordunun içerisinde, sonra emniyetin içerisinde, kendine hizmet edebilecek adamlarını topluyor. En kolay toplama yolu ve yöntemine cemaatler ve tarikatlar üzerinden. Çünkü bunlar kolay bir şekilde dini istismar edebiliyorlar. Toplumsal bir destek sağlayabiliyorlar. Ekonomik bir destek sağlayabiliyorlar. Baktığımızda o günden bugüne kadar ki süreçte siyasetçilerden de hep bir destek alıyorlar. Şimdi ben mesela e, 1989 yılında 90-2000'li yıllara kadar ordunun içerisinden atılmış TSK içerisinde tespit edilmiş FETÖ'cülerin rakamlarına baktım. Bu da iddianamenin içerisinde var. 87 yılında 7 subay, 17 az subay. Ondan sonra 88'de 7. Hep böyle 91, 2, 2 as subay, 1 subay. Yani komik rakamlar. Tamam. Şimdi 1997'de bakın 28 Şubatçıları eleştiriyoruz ama 28 Şubat'a gelindiğinde bir anda rakam 59 subaya ve 73 as subaya çıkıyor. FETÖ'cüleri temizlemişler. Yani önemli ölçüde diğerlerine farklı olarak. Diğerlerine baktığımızda 99 mesela e, DSP, MHP, FETÖ'cü değil. DSP, FETÖ'cü, irtica değil. FETÖ'cülerden bahsediyoruz. İddianame, hmm. FETÖ iddianamesi. Hmm. 99'a baktığımızda mesela DSP, MHP hükümeti geliyor. Rakam bir anda düşüyor. Nereye? 7 subay, 8 az subaya. Yani anlatabiliyor muyum? Sonra devam ediyor. 2000'de 5, 6. 2001'de 1 subay. Yani burada ne görülüyor? 2005 sonrası 2000, 2000, en son 2003'ü almışlar. 2003'te orada da rakam çok az. 2003'te de iki asubayın orduyla ilişki kesilmiş. Şimdi bu neyi gösteriyor? Devletin içerisinde yerleştirilmiş olan bu süper NATO aygıtı aslında siyasilerin de faydalandığı bir aygıt olarak değerlendiriliyor.